Herkese merhaba. Yeni bölge videomla yine sizlerle birlikteyim. Bu sefer sizlerle birlikte reglen kollu bir bebek kaza yapacağız. Ortalama 1-2 yaş bebeklere olabilecek boyutlarda bir kazak olacak. Ön ve arka aynı şekilde ve iki tane kol aynı ölçülerde aynı şekilde örülüyor. O yüzden ben birer tane ördüm. Diğer eşlerini sizlerle birlikte öreceğim. 3 numara şiş kullanıyorum ve 100 gramda 360 metrelik biraz ince bir bebeğini kullanıyorum. 70 ilmekle ön parçayı başladım. Bir ters bir düz 13 sıra ördüm lastik kısmını. Daha sonra model kısmını oluşturacağız. Bu benim ön parçam. Arka parça isterseniz tamamen düz de örebilirsiniz. Ama ben aynı şekilde aynı modelde arka parçayı da öreceğim. Dediğim gibi her ikisinden ikişer tane örüyorum ve daha sonrasında birleştirme işlemi yapacağım. Yakasını birleştirme işleminden önce öreceğim. Örgümü bitirdikten sonra şöyle kesme işlemi yapmadan ilmeklerimi çengelli iğne de topluyorum. Yaka kısmını ilmekleri birleştirerek yapacağız. Hep birlikte isterseniz başlayalım. Şimdi ön parçanın aynısından arka için başlıyorum. Dediğim gibi 70 ilmek başladım ve 13 sıra bir ters bir düz lastik yapacağım. Bu şekilde örerek 13 sıralık lastik oluşturuyorum. Ön ve arkada tersler ters, düzler düz örerek 13 sıralık lastik oluşturuyorum. Evet. 13 sıra lastik bölümünü ördük. Bir ters bir düz. Şimdi artık model kısmını yapmaya başlıyoruz. Bunun için kenardan 24 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23 ve 24. 24 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi 22 ilmeği 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters şeklinde 2 tersle başlıyorum. 2 düz 1 2 2 ters 1 pardon, 2 ters 2 düz. 2 ters 1 2 2 düz 1 2 2 ters 1 2 2 düz 1 2 2 ters 1 2 2 düz 1 2 şuradan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. 22 tane ilmeği arada 2 ters 2 düz şeklinde ördük. Yine kenarda kalan 24 ilmeği düz olarak örüp örgüme devam ediyorum. Sıra sonuna kadar kalan 24 ilmeği düz olarak örüyorum. Arka sırada tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Ters olan ilmekleri ters, düz olan ilmekleri düz örüyorum.
videonun sonuna kadar. İlmekleri gördüğüm yönde örerek arka sırayı bitiriyorum. Dediğim gibi ön ve arka parçanın sayıları, örülme şekilleri aynı. Kollar da aynı şekilde iki tane aynı. O yüzden ördüğümüz parçadan aynısından ikişer tane öreceğiz her parçadan. Evet, 24 tane tersi ördüm. Şimdi düzleri düz, tersleri ters devam ediyorum. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Sırayı dediğim gibi bu şekilde tamamlıyorum. Evet, kalan ilmeklerim ters. Sıra sonuna kadar onları da ters olarak örüyorum. Evet, ön sıraya geldik. Arka sırayı tamamladık. Şimdi tekrar düz olan ilmeklerimi örüyorum. 24 ilmeği. Modelli olan kısma kadar olan düz ilmeklerimi örüyorum. Evet. 24 tane düz ilmeğimi ördüm. Ve şimdi modelli olan kısma geldim. Şimdi bu modelde 2 sıra ters ördüğümü, 3. sırada düze, 2 sıra düz ördüğümü de 3. sırada terse çeviriyorum. Yani burada ters gördüklerimi ön sırada düze çeviriyorum. Düz gördüklerimi terse çeviriyorum. Her ön sıraya geçtiğimde bu modeldeki çevirme işlemi yapıyorum. Arka sırada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Ön sıraya geçtiğimde yönlerini değiştiriyorum. Ortadaki model kısmını. İki tersi düze çeviriyorum. İki düzü terse çeviriyorum. Dediğim gibi her ön sıraya geldiğimde bu çevirme işlemini yapıyorum. Kenardaki düz kısımlar sabit. Onlarda herhangi bir değişiklik olmuyor. Sadece ortada model olan kısımda bu işlemi yapıyorum. Evet, modelli olan kısmı tamamladım ve kenardaki düz ilmekleri örerek sıramı bitiriyorum. Arka sırada yine ilmekleri gördüğüm yönde, tersleri ters, düzleri düz oldukları şekilde örüp tekrar ön yüze geçeceğim. Evet, arka sıradayım. 24 ilmeği ters örüyorum. Kenardaki 24 ilmeğimi ters örüyorum. Modelli kısma kadar. Model olan kısma geldim. Burada ilmekleri dediğim gibi gördüğüm yönde düz olan ilmekleri düz,
ters olan ilmekleri ters. Düz olan düz. Ters olan ters. Arka sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Yön değiştirmeyi sadece ön yüzde yapıyorum. Evet. Kenar ilmeklerimi yine ters olarak örmeye devam ediyorum sıra sonuna kadar. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Yine kenardaki 24 tane düz ilmeğimi örüyorum. Dediğim gibi her ön yüze geldiğimizde ortadaki desenli kısmın yönlerini değiştireceğiz. Modelli kısma kadar düz örmeye devam ediyorum. Evet. Son ilmeğimi de örüyorum. Bakın tekrar yine modelli olan kısımdayız. Bakın 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Her iki sırada bir bunların yönlerini değiştirmiş oluyorum. Yani buradaki 2 düzü terse çeviriyorum. 2 ters yapıyorum. Buradaki 2 tersi de düze çeviriyorum. Her ön yüze geldiğimde ortadaki bu modelli kısımda bunu tekrarlıyorum. Modelimiz bu şekilde gayet basit, kolay bir model. Bu şekilde örgüme devam ediyorum. Bu oluşan kare kutucuklar, motifler 30 sıra olana kadar hiçbir işlem yapmadan aynı bu işlemi tekrarlıyorum. Arka yüzde ilmekleri gördüğüm yönde her ön yüze geldiğimde de modelleri çevirerek örüyorum ve 30 model sırası oluşturana kadar bu şekilde örgüme devam ediyorum. Evet. 30 model sırası ördük. Şuradaki kabartmaları saydığımda, yani 2 ters 2 düz olan sıraları saydığımda 30 tane model sırası oluşturdum. Şimdi kesme işlemlerine başlayacağım. Öncelikle kol altını keseceğim. Kol altı için her iki taraftan da 3'er ilmek keseceğim. 2 ilmeği birlikte alarak bir kesme işlemi yapıyorum. Tekrar şişime takıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek bir kesme işlemi yapıyorum. Tekrar ilmeğimi şişe takıp üçüncü kez kesme işlemi yapıyorum. Daha sonra yine örgüme aynı şekilde sıra bitimine kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örgümü tamamlıyorum. Sıra başından 3 ilmek kestik. Ve sırayı aynı şekilde modelime devam ederek tamamladım. Şimdi bu taraftan da 3 ilmek keseceğim. Onu da arka yüze geçtiğimde yine aynı şekilde sıra başında kesme işlemi yaparak 3 ilmek de bu taraftan kesiyorum. 1 2 ve de 3 ve tekrar sıra sonuna kadar aynı şekilde modelimi örmeye, örgümü örmeye devam ediyorum. Sırayı tamamlıyorum. Bu taraftaki kesme işlemini de yaptık. Her iki taraftan 3'er ilmek kesmiş olduk. Şimdi reglan kol için şu kısımdaki kesme işlemlerini her iki taraftan da yapmayı göstereceğim. Şöyle kenardan 2 ilmek örüyorum. 3. ve 4. ilmeği düz yönde birlikte kesiyorum. Şişime takıyorum. Ve arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atıyorum. Tekrar şişimi aldım. Örgüme devam ediyorum. Sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar sırayı örmeye devam ediyorum.
Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 5 ilmeğim kaldı. Şimdi burada da 5 ilmekten ilkini yünlü çevirerek şişime takıyorum. Örmüyorum. Arkasındaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ve bu örmeden şişime aldığım ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde buradan da diğer taraftan da 2 ilmek, ikişer ilmek eksiltmiş olduk. Kalan 2 ilmeği de sırayla birer birer örüyorum. Arka sırada herhangi bir işlem yapmıyorum. Yine ilmekleri gördüğüm yönde örüyorum. Arka sıraya hiçbir işlem yapmadan ilmeklerimi dediğim gibi gördüğüm yönde örerek tamamlayıp tekrar ön sıraya geçiyorum. Arka sırayı tamamladım. Tekrar ön sıraya geldim. Bu sefer ön sırada kesme işlemi yapmadan normal modeli uygulamaya devam ediyorum. Yani bir ön sırada kesme yapıyorum. Tekrar ön sıraya geldiğimde ikinci kez ön sırada kesme işlemi yapmıyorum. Atlıyorum. Yani 4 sırada bir kesmiş oluyorum. Ön sıradayken kestim. Arka sırayı ördüm. Tekrar ön sıraya geldim. Bu sefer kesme işlemi yapmıyorum. Bir sonraki ön sıraya gelişimde, yani bundan sonraki ön sıraya gelişimde kesme işlemi yapacağım. Bu sırada normal modelimi yine uygulamaya devam ediyorum. Yine düzleri terse çeviriyorum. Tersleri düze çeviriyorum. Bu şekilde modelimi uygulayarak bu sırayı tamamlıyorum. Evet, ön sırayı tamamladık. Tekrar arka sıraya geçiyorum. Yine ilmekleri gördüğüm yönde örerek arka sırayı da tamamlıyorum. Tersler ters, düzler düz örerek arka sırayı tamamlıyorum. Tekrar ön sıraya geldim. Burada şimdi kesme işlemimize tekrar devam edeceğiz. Yani her 4 sırada bir kesme işlemi yapmış oluyoruz. İki taraftan da ikişer ilmek eksiltmiş oluyorum. 4 sırada 4 ilmek eksilmiş oluyor. Şimdi 4. sıradayım ve kesme işlemi yapıyorum. 2 tane ilmek düz olarak örüyorum. 3. ve 4. ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. İlmeğimi diğer şişime alıp arkadaki ilmeği üzerinden atıyorum. Böylelikle bu taraftan 2 tane ilmek kesmiş oluyorum. Örgüme sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar modelimi uygulamaya devam edip sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar örüyorum. Tersleri düze çeviriyorum. Düzleri terse çeviriyorum. Aynı şekilde modelimi bu sırada da uyguluyorum. Her ön yüzde ilmeklerimin yönlerini değiştiriyorum. Sıra sonuna kadar bu kesme işlemini tekrarlayacağız. Dediğim gibi her 4 sırada bir kesme işlemi yapıyoruz. Evet. Sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın şişimde 5 ilmek kaldı. Şimdi ilk ilmeği ters çevirerek yönünü diğer şişime aldım. Ondan sonraki 2 ilmeği birlikte düz yönde örüyorum. Ve bu örmeden aldığım ilmeği üzerinden atıyorum. Kalan 2 ilmeği sırayla düz örüp sırayı bitiriyorum. Bu
Bu tarafta kesme işlemini bu şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi 4 sırada bir. Yani bu sırada kesme işlemi yaptım. Tekrar ön yüze geldiğimde kesme işlemi yapmayacağım. Daha sonra ön yüze geldiğimde kesme işlemi yapacağım. Bu şekilde kesme işlemine devam ediyorum. Arka sırada yine ilmeklerimi gördüğüm yönde örüyorum. Ve sırayı tamamlıyorum. Evet, gösterdiğim şekilde kesme işlemine devam ediyorum. Ve şöyle göstereyim. 9 kez kesme işlemi yapıyorum. Şuradan sayıyorum. Kestiğim bölümleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kez kesme işlemi yapıyorum. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Her iki taraftan da 9 kez kesme işlemi yapıp örgüme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, kesme işlemi aynı şekilde devam ettim. Sağdan ve soldan. Her iki taraftan da her 4 sırada bir ikişer ilmek kesmiş oldum. Şimdi 9. kez kesme işlemini de yaptım. Modelimin de ilk sırasını örmüş oldum. Kenarlarda 3'er tane modelden sonra 3'er tane düz ilmek kaldı. En sonuncuyu da kestikten sonra. Şimdi bu yarım kalan modeli arka kısımda devam ettirip tamamlıyorum. Tersleri ters, düzleri düz örerek. Arka sırayı örgümü devam ettirerek tamamlıyorum. Ön sıraya geldiğimde bir kez daha model yapacağım. Ve örgümün ön tarafını da bitirmiş oldum. Evet. Arka sırayı tamamladık. Bakın buradaki modelim de tamamlandı. Şimdi bir model sırası daha, yani bir sıra düz tarafından bir sıra ters taraftan örüp ön kısmı tamamlıyorum. Tekrar model kuruyorum. Arka sırada da yine aynı şekilde ilmekleri yönlerine göre örüp ilmeklerimi yine bir çengelli iğneye aktarıyorum. Ve bu parçayı da tamamlamış oluyorum. Ondan sonra kol yapımına geçeceğiz birlikte. Arka sıraya da yönlerine göre örüp ilmeklerimizi çengelli iğneye aktaralım. Evet, arka yüzümü de ördüm. Parçayı tamamladım. Şöyle göstereyim. Ön ya da arka parça, ikisi de birbirinin aynısı, aynı ölçülerde zaten. Şimdi şişimdeki ilmekleri çengelli iğneme topluyorum. Ve kol, dediğim gibi kol parçasını, artık kolu örmeye başlıyorum. Şuradan geçirelim. Bu şekilde bir çengelli iğneye ya da varsa yedekte şişiniz başka bir şişe de aktarabilirsiniz. Buradaki ilmeklerimin hepsini bu tarafa aktarıyorum ve kol örmeye başlıyoruz. Evet, şişime kol için 46 ilmek hazırladım. Yine bedende ördüğümüz gibi aynı şekilde 13 sıra boyunca
bir ters bir düz lastik yapıyoruz, tekli lastik. 13 sıra boyunca ön yüzde ve arka yüzde bir ters bir düz şeklinde örerek 13 sıralık lastik hazırlayıp ondan sonra kol kısmına devam ediyoruz. Evet, 13 sıra lastiğimizi ördük. Şimdi yine aynı şekilde burada da model kuracağız. Bunun için 16 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 düz ördükten sonra yine model kuruyorum. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Kenarda yine 16 ilmek kalacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 2 tane ters yapıyorum. Ve kenarda kalan 16 ilmeği tekrar düz olarak örerek sırayı tamamlıyorum. Yine arka sırada ilmekleri gördüğüm yönde örüyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Evet, bu şekilde örerek sıramı tamamlıyorum. Ön yüzde her 7. sırada kolun iki başından birer ilmek artırma yapacağız. Yani her 3 model sırası kurduktan sonra bir artırma yapacağız. Birer artırma yapacağız her iki taraftan. Evet, sırayı tamamladım. Evet. Ön yüzde 6 düz oluştuktan sonra 7. düzde her iki taraftan birer ilmek artıracağım. Şimdi 6 sıra örelim. Artırma işlemini birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar, 6 sıra düz örgü ördüm. Eğer model kısmından saymam daha kolay derseniz her 3 model sırasında bir artırma yapacağız ya da kenardan sayarım derseniz 6 düz ördükten sonra bir artırma yapacağız. Artırmayı her iki kenardan yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bir ilmek kenar ilmeğimi alıyorum. Buradaki ikinci ilmeğin altından girerek bir ilmek çıkartıyorum. Ve normal modelime devam ediyorum. Aynı şekilde diğer taraftan da son bir ilmek kaldığında artırma yapacağız. Sıra sonuna kadar, son iki ilmek kalana kadar örgüme devam ediyorum. Modelimi yapmaya. Model kısmı yönlerini değiştiriyorum. Ön sıradayım.
sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu tarafta da 2 ilmek kala. Buradan girip bir ilmek çıkartıp daha sonra buradaki ilmeği örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde her 6 sırada bir, 7. sıraya geçtiğimde her iki taraftan birer ilmek artırıyorum. Kenarlarda 16 tane düzle başlamıştık. 24 tane düz olana kadar bu işlemi yapmaya devam ediyorum. Artırma işlemime devam ettim. Şimdi son kez artırma yapacağım. Sıradayım. Yine sıra başında ve sıra sonunda şöyle hemen göstereyim. Bir kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmekte sıradaki ilmeğin altındaki delikten girip bir ilmek çekiyorum. Ve daha sonrasında örgüme devam ediyorum. Buradaki düz ilmekler artık 24 tane oldu bu artırmamla beraber. Bu sıradan sonra, bu artırmadan sonra 4 sıra daha örüp ondan sonra kolda kesme işlemlerine başlayacağım. Yani 2 model sırası, yani 4 düz sıradan saydığınızda 4 sıra, modelden saydığınızda 2 kez daha model yapacağım ve sırayı bitireceğim. Bundan sonrasında kesme işlemlerine kol için aynı şekilde ön kısımlarda yaptığımız gibi kol kısmında da kesme işlemi yapacağız her iki tarafta. Şimdi bu sırayı örüp üzerine 4 sıra daha örüp örgüme devam ediyorum. Yine aynı şekilde modelime devam ediyorum. Arka sırada ilmekleri gördüğüm yönde örüyorum. Evet. Model kısmında ilmeklerin yönlerini çeviriyorum. Bu tarafta da sıra sonunda son artırma işlemi yapıyorum. Dediğim gibi üzerine 4 sıra daha örüp ondan sonra kesme işlemlerini başlatacağım. Kol için yakada 9 ön kısımda 9 kez kesme işlemi yapmıştık. Burada da yine aynı şekilde her iki taraftan 9 kez kesme işlemi yapacağım. Öncesinde ilk kesme sırasında 3'er ilmek sağdan ve soldan keseceğiz. Evet. Son kısımda 2 tane ilmeğim kaldı. İlmeğin altından girip bir ilmek çekiyorum. Ve sırayla diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son kez artırma işlemimi yaptım. Üzerine 4 sıra daha örüp tekrar örgüme devam ediyorum. Son artırmamızdan sonra 4 sıra ördük. Artık eksiltme işlemlerine başlıyoruz kolumuz için. Koltuk altının rahat olması için öncelikle her iki taraftan da 3'er ilmek sıra başından keseceğim. Şöyle 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. İlmeği tekrar şişe geçirip 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Ve tekrar ilmeği şişime geçirerek bir kez daha 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. 3 ilmek kestim bu taraftan ve modelime sıra sonuna kadar devam ediyorum. Aynı dediğim gibi ön ve arka parçayı yaparken yaptığımız kesme işleminin aynısını burada da yapıyoruz. Zaten sayıları da aynı. Sıra sonuna kadar bu sırayı örerek bitiriyorum. Arka sırada da diğer baştan kesme işlemi yapacağız. Ön sırayı tamamladık. Arka sıraya geldiğimizde de bu baştan 3 ilmek keseceğim. Yine aynı şekilde 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. İlmeği tekrar şişime takıp 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Ve ilmeği tekrar şişe takıp 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Böylelikle buradan da 3 ilmek kesmiş oldum. Bu sırayı da normal
tersleri ters, düzleri düz örerek sıra sonuna kadar bitiriyorum. Her iki taraftan 3'er ilmeğimizi kestik koltuk altı için. Şimdi normal kesme işlemimize başlıyoruz. Kenarda 2 ilmek düz olarak örüyorum. Daha sonraki 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Şişime takıp bir gerisindeki ilmeği üzerinden atıyorum. Bu taraftan birinci kesme işlemi yapmış oldum. Örgümün sonunda 5 ilmek kalana kadar sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda 5 ilmeğim kaldı. Şimdi burada da kesme işlemi yapıyorum. Birinci ilmeği şişime ters çevirerek takıyorum. Sonraki 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Ve bu örmeden aldığım ilmeği üzerinden atıyorum. 2 ilmek de buradan kesmiş oldum. Kalan 2 ilmeği de örüyorum. Şimdi arka sırada ilmeklerimi gördüğüm yönde örüyorum. Tekrar ön yüze geldiğimde kesme işlemi yapmıyorum. Bir sonraki ön yüze geldiğimde, yani bir ön yüze geldiğimde kesiyorum, diğerinde kesmiyorum. Bir ön yüze geldiğinde kesiyorum, diğerinde kesmiyorum. Bu şekilde 9 kez kesme işlemi yaptıktan sonra kol kısmımızda bitireceğiz. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Kol kısmında da 9 kez kesme işlemi tamamladım. Şöyle göstereyim. 2, 4, 6, 8 ve 9. 9. kestiğim sıradayım. Bitirdim kesme işlemini ve üzerine 4 sıra daha örüyorum. Yani kestiğim sıra 1. sıra, 2. sıradayım. Ters örüyorum. İlmekleri yönlerine göre modelde kısmında örüyorum. İkinci sırasını tamamlamış oluyorum. Bundan sonra ön yüzde ve tekrar arka yüzde örüp bu parçayı da bitirmiş oluyorum. Evet, ön yüzünü örüyorum. Bakın 3 tane düz ilmeğe düştü burası da, kenar kısmı. 24 ilmekten 3 ilmeğe düştü. Tekrar modeli kuruyorum. Ortada. Düzleri ters, tersleri düz. Evet. Arka sırada yine ilmekleri yönlerine göre örüp artık yaka için parçaları birleştirmeye başlıyorum. Önce yakayı öreceğim. Daha sonra da dikerek kaza artık sonlandıracağım. Sırayı da tamamladık ve artık parçaları şişime topluyorum yakayı örmek için. Evet arkadaşlar, ördüğüm bütün parçaları bir araya topladım. Şimdi öncelikle kolu şişime takarak başlıyorum. Ters taraftan ilmekleri toplayacağım. Şöyle çengelli iğneden çıkarmadan sırayla hepsini şişime topluyorum. İlmekleri atlamadan. İlmekleri kaçırmadan sırayla şişime topluyorum.
Evet, ilk kolu topladım. Ve iğneyi açıp çıkartıyorum. Koldan sonra arka parça tersten şişime geçiriyorum. Bütün ilmeklerin şişe geçtiğinden emin olun. Kaçmaması için. Evet, arka parçayı da topladık. İğnemi açıp çıkartıyorum. Bundan sonra kolu, şişimizdeki kolu bu tarafa aktaracağız. Tersten aktarmamız gerekiyor. Şöyle şişten çıkartıp dikkatlice aktarıyorum. Ve daha sonrasında sonuncu ön parçayı. Ben bundaki ipi koparmamıştım. Buradan örmeye devam edeceğim. Sırayla ilmekleri şişime aktarıyorum burada da. Yaka kısmını örmeye başlayacağım. Yakayı da yine lastiklerde olduğu gibi bir ters bir düz öreceğiz lastik. 5 ya da 6 sıra istediğiniz uzunluğa göre örüp yine ilmekleri yönlerine göre keserek bitireceğiz. Evet, ilmeklerimizi topladık. Ve örgüme başlıyorum. Dediğim gibi 5 ya da 6 sıra istediğiniz uzunluğa göre yakada bir düz bir ters örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde diğer parçaya kadar devam ediyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Evet, birinci parçamızı topladık. Şimdi ikinci parçaya ekleyeceğim. Direkt örgüme devam ederek terste kalmıştım. Düz ilmek örerek devam ediyorum. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bu şekilde bütün parçaları aralıksız örerek 5 sıra ya da 6 sıra lastik yapıp keserek çıkartacağız. Şimdi 5 sıra ya da 6 sıra dediğim gibi lastiği yapalım. Kesme işlemi tekrar yine birlikte yapalım. İkinci birleştirmeyi de göstereyim. Evet, bir ters örüyorum en son. Diğer parçayı
düz örerek başlatıyorum. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bu şekilde diğer parçayı da ekleyerek dediğim gibi 5-6 sıra lastik örüp kesme işlemini birlikte yapıyoruz. Evet, bir ters bir düz şeklinde 5 sıra lastik ördüm. Şimdi 6. sırada örgümün arka yüzündeyim ve keserek çıkartacağım. Kesme işlemimde kenar ilmeğimi alıyorum. Sıradaki ilmek ters. Yine ters olarak örüp arkasındaki ilmeği üzerinden atıyorum. Sıradaki ilmeğim düz. Düz olarak örüyorum ve arkadaki ilmeği üzerinden atıyorum. Yani ilmekleri yönlerine göre örerek kesiyorum. Tersi ters örüp arkadaki ilmeği üzerinden atıyorum. Düz ilmeği düz örüp arkasındaki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi keserek çıkartıyorum. Ve ucunda bir miktar ip bırakıyorum. Dikmek için kullanacağım. Bu şekilde kesme işlemime devam edip sıra sonuna kadar bütün ilmekleri kesip yakayı bitiriyorum. Evet, kesme işlemimizi tamamladık. Yaka kısmımız tamam. Şimdi birleştirmeye geleceğiz. Yakayı bitirdiğim yerdeki ipi kesmedim. Bir miktar artırdım ve iğneye geçirip dikme işlemine başlatacağım. Şimdi öncelikle bu yakadan başlayıp şöyle göstereyim. Ön parçanın ve kolun kestiğimiz 3 ilmeğin olduğu kısma kadar karşılıklı birleştireceğiz. Şu kısmı. Burada dikkat etmemiz gereken kestiğimiz bölümler, modeller karşılıklı birbirleriyle aynı hizaya gelecekler. Yani birinci kesme işareti birinciyle karşılıklı, ikinciyle karşılıklı sırayı takip ederek birbirinin karşısına geldiğine dikkat edeceğiz. Öncelikle iğneye geçirdiğim ipi yakamın karşı kısmına en üst tepeden geçiriyorum. Biraz yakından göstermek istiyorum. Her bir sırada bir ilmek alarak karşılıklı dikeceğim. Bakın en kenardaki ilmekten giriyorum. Ve karşılığı yine aynı şekilde aynı sıradan en kenardan girip dikiyorum. Karşı sıraya geçtiğimde ipimin çıktığı yerden bir alta bu tarafta da aynı şekilde ipimin çıktığı yerden bir alt ilmeğe geçerek dikiyorum. Yine aynı şekilde buradan ipin çıktığı yerden bir alt ilmeğe bu tarafta da aynı şekilde ipin çıktığı yerden bir alt ilmeğe geçerek dikiyorum. İpinizi sıkıştırdığınızda zaten dikiş belli olmayacak. Şimdi modelli olan bölüme geldik. Yakayı diktik. En kenardaki şöyle göstereyim. Açtığınızda bakın en kenarda şu yatay duran ilmekler var. O ilmekleri kullanıyorum dikmek için. İlk ilmeğin şöyle kenardan girip geçiriyorum. Karşı tarafta da aynı şekilde ilk ilmekten girip bir alttaki ilmekten çıkıyorum. Bu tarafa geldiğimde yine aynı şekilde kenardaki ilk ilmekten giriyorum ve bir alttan çıkıyorum. Buraya geldiğimde yine
ipimin çıktığı yerden bir alta geçiyorum. Karşı sırada da aynı şekilde ipin çıktığı yerden bir alt ilmeğe geçiyorum. Bu şekilde karşılıklı, bakın şu kesme işaretleri karşılıklı gelecek şekilde dikme işlemime devam ediyorum. Şöyle şu araya kadar öncelikle bu bölümü karşılıklı dikeceğim. Daha sonrasında karşı kısmı aynı şekilde aynı yere kadar dikeceğim. Öncelikle bu bölümü tamamlayalım. Devamını sonrasında beraber yapalım. Evet arkadaşlar bakın bu kısmını diktik. Şimdi ipimi buradan sabitleyeceğim ve aynı şekilde arka kısmı da yine kol evine kadar karşılıklı getirerek dikeceğim. Ve daha sonrasında kolun altını ve karşılıklı gövdeleri birleştireceğim. Şu kısımdan itibaren yan gövdeyi ve kol altını birleştireceğim. Bu şekilde tek tarafı tamamlamış olacağım. Önce burayı, sonra isterseniz alt gövdeyi ya da isterseniz kolun altını dikebilirsiniz. Bu şekilde dikmeye devam ederek dikişlerimi tamamlayacağım. Evet, alt kısma geçtim dikişte. Şu anda alt kısmı dikiyorum. Yani gövdenin yan kısımlarını dikiyorum. Tekrar göstermek istedim. Kenardaki ilmekten alıyorum. Bakın şuradan. Ve karşı tarafta yine ipin çıktığı yerden en kenardaki ilmeğin içerisinden geçip alıyorum. Karşıda yine aynı şekilde en kenardaki yan duran ilmeğin içinden geçiyorum. Bu tarafta yine aynı şekilde bakın en kenardaki yan duran ilmeğin içerisinden geçerek dikiyorum. Bu şekilde yan tarafları da dikiyorum. Şöyle göstereyim. Biraz sıkarsanız hiçbir şekilde belli olmaz. Gizli bir şekilde dikebilirsiniz. Yanları da dikeceğim. Kol altlarını da yine aynı şekilde dikeceğim. Ve dikişimi tamamlamış olacağım. Evet, dikme işlemlerimizi de tamamladık. Şöyle göstereyim. Gayet güzel, kullanışlı. Çocuklarınız için sıcacık bir kazak oldu. Dikişleri vesaire herhangi bir şey belli değil. Gördüğünüz gibi. Yanları şu şekilde. Gizli dikişle diktiğimiz için herhangi bir dikiş de belli değil. Gayet güzel, muntazam bir kazak oldu. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.